Tabii Denizli Otelciler Derneği Başkanı Murat Bey yanımızda ama Rahman biraz yürüyelim. Neden? Biraz sonra anlatacağım neden yürüdüğümüzü. Ve yavaş yavaş yürüyelim. Ve geçen sene Sayın Başkan çok güzel bir kampanya başlattı Denizli'de. Dedi ki termal iyi gelir. Başkanım şöyle şu arkadaki değil mi? Rezervasyonlar için geçen sene 99 TL vardı. Bu sene TL yok. Ve bu sene de yine TL'ye kampanya. Evet. Geçen sene çok önemli bir çıkış yaptınız. Evet. Çok başarılı bir kampanya oldu. Başarılı bir kampanya oldu ve geçen sene şunun altını çizmiştik. Ve bugün de konuşma Sayın Bakan'ı dinledim. Açılışta yetkilileri dinledim. Yaşlı turizmi, sağlık turizmi ve yaşlı turizmi dünyanın gelecekteki en önemli sektörleri. Siz bunu önceden tespit edip geçen sene parmak bastınız. Evet. Bu sene ne yapacaksınız? Aynı kampanyaya devam ediyoruz. Yine aynı kampanyaya TL ile devam ediyoruz. Yine 99 liralık fiyatlarımız var. Ve bu uygun fiyatlarımız yıl boyunca da devam edecek. Tüm Türkiye'deki bizi izleyen vatandaşlarımız biz Denizli'ye davet ediyoruz. Özellikle UNESCO Dünya Kültür Mirası olan hem Pamukkale'yi ziyarete hem termalin tüm faydalarını görmeleri için Pamukkale'ye bekliyoruz. Kampanyamız dediğim gibi tüm yıl boyunca da devam edecek. Bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Ve termal herkese iyi gelecek. Termal herkese iyi gelecek. Evet. Bir de başkanımın çok önemli bir tespiti vardı. Günlük apartlara karşı Türkiye çapında ilk çıkışı Denizli'den başlatmıştı. Ve OHAL kanununda da artık günlük apartlarda da o çıkışından sonra bir tedbir alındı. Her şey kayıt altına. Öyle mi başkanım? Peki. Şimdi günlük apartlarda biliyorsunuz kontrolden uzak günlük, saatlik, anlık hatta kiralamalar yapılıyordu. Burada da istenmeyen olaylar, kaçak insanların buralarda konaklaması görülüyordu. Bunun dezavantajlarını ülke olarak hepimiz yaşıyorduk. İstenmeyen olaylar oluyordu ve haksız bir rekabet vardı. Bunun ortadan kaldırılması için bizim girişimlerimiz oldu. Hem dernek olarak hem TÜRFET olarak hem diğer bölgelerdeki arkadaşlarım olarak. Ve bunun neticesinde bu kanun hükmünde kararname ile bundan sonra günlük olarak konaklama yapan herkesin apartlar tarafından kimlik bildirimi yapılması gerektiği kanun hükmünde kararname ile bundan sonra işleme geçildi. 60 gün bir süreleri var. 60 gün süre sonra herkes günlük kim geliyorsa onun kayıtlarını anlık olarak bildirmek zorunda olacak. Bu da hem güvenlik açısından hem haksız rekabet açısından bizim için çok iyi olmuştur. Peki bu turizm fuarından sonra bir sürü kazanımlarınız olacak, tecrübeleriniz olacak. Evet. Denizli'ye ne öneriyorsunuz? Yatırımları hangi turizm dalında hızlandırmalı iş adamları? Şimdi tabii termal çok önemli, Pamukkale için de çok önemli. Oradaki tesislerimizde de gördüğünüz gibi A tipi sağlık merkezi yapıldı. Yine Pamukkale Üniversitemizin Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi'nin temeli de en fazla 1-2 ay içinde atılacak. O atıldıktan sonra bölge zaten ciddi anlamda bir tedavi merkezi haline gelecek. Hatta Sağlık Bakanlığı tarafından da termal kür merkezi ilan edilmesi gündemde. O da olduğunda bunu Sağlık Bakanlığı da tüm uluslararası fuarlarda, sağlık fuarlarında bizim Pamukkale'mizin tanıtımını yapacak. Türkiye'ye gelen ziyaretçilere güvence verecek. Böylece ilimiz çok daha ön plana çıkacak. Bunu takip ediyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Denizli'yi, Pamukkale'yi hak ettiği noktalara taşıyacağız. Tüm uluslararası fuarlara katılıyoruz. Yerel fuarlara katılıyoruz. Önümüzde Emit Fuarı var, Hollanda var, Moskova var, Dubai var. Bunların hepsinde olacağız. Berlin'de olacağız. Ve Pamukkale'yi, Denizli'yi tanıtmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Pamukkale TV olarak biz size başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun.